Merhaba. Boş günümüz de bugün böyle bir sahile gidip falan bir bira falan içelim dedik bisikletlerle. Yine belki video çıkar diye çekiyorum. Birazcık da kafam güzel. Şu ağzına kadar viski doluydu, bitirdim. Öyle. Bakalım belki bir şey çıkar. Ondan sonra burası şeye gidiyor. Fenerbahçe'ye gidiyor. Şurası Fenerbahçe Marina. Onun arkası Caddebostan falan. Öyle. Bizim evimiz buralarda. Buralarda yaşıyoruz. Keyifli bayağı. Buralarda bok sıkıntısı yok. Ondan sonra orada çekerim yine ya. Burada dayılar çıplak voleybol oynuyor. Kum falan var. Güzelmiş burası. Güzelmiş dediğim her gün geçiyorum zaten de hani kum olduğunu fark etmemiştim. Burada veletler kay kay kayıyor. Burası Fenerbahçe Parkı'na gidiyor. Rüzgar alıyor olabilir ama deniyoruz işte. Şöyle biraz kaldırayım. Abi açısı nasıl sence? Baksana göğüs aparatın deniyorum. Şöyle durduğumda açısı nasıl? Baktığı yer. Biraz daha sen kaldırmalısın. Kaldırmalı mıyım? Kaldırdım. Onun da GoPro'su var. Onun Hero 4 benimkinden daha iyi. Like'ı falan var. Nasıl bir adam ya? Trek'i var. Büyüyünce sen de inşallah. İnşallah. Burası Fenerbahçe Marina. Bu göğüs aparatı çok rahat ya. Elim kolum boş kaldı. Burası çok dandik bir yüzey bu arada. Titreyebilir. Leş gibi olacak yani burada. Neyse karşıdan araba falan geliyor. Şöyle sağa hop kalkalım. Sola döneceğiz. Burada zengin abilerin milyonluk yatları var. Ama bok içinde yüzüyor falan hani. Yazık lan. Yazık günah yani paralara. Caddebostan'a doğru akıyoruz ya. Orada keyifli ortam oluyor genelde. Hiç kimseyle tanışmasan bile enerjisi çok güzel yani. Kusura bakmayın birazcık kafam güzel de. Bu ara içiyorum birazcık ya nedense. Keyfimden içiyorum. Çok şükür. Kayıtta mı hala ya? Vallahi kayıtta ha. Şarjı sıfır gösteriyor da. İki tane yedek pilim var çekeceğim yani merak etmeyin. Çok merak etmişsiniz değil mi şu an? Sikinizdeymiş gibi. Burası Caddebostan sahilinin başı. Şurası adalar. İnsanlar burada takılıyor. Burada takılıyorlar. Biz de böyle boş zamanımızda buraya gelip yayılıyoruz çimlerde. Genelde Moda sahilinde takılıyorum ben ama burası daha enerjik oluyor. İnsanlar daha bizden. Evet, görmüş olduğunuz gibi insanlar daha bizden. Şu an değil, iş çıkışı falan insanlar işinden çıkıp geliyor ya. Öyle şimdilik böyle buralar. Keyifli bayağı. Teyze bize ceviz verdi. Satmıyormuş. Teşekkür ederim. Eline sağlık teyze. Alacağım dedim ya. Alırıyı satıyor musun diye sordum ben. Vallahi satıyorsan alayım dedim. Sen veriyorum dedin. Bilmiyoruz ki satmak. Bilmiyor musun? Kendine iyi bak. Engin abi fotoğraf çekiyor yine. Bir şeyler peşinde. Abi al. Renk. Burada denize giriliyor mu rahat ya? Güzel oluyor mu yani burada? Bok buraya akıyor işte. Bok buraya akıyor değil mi? Hiç canım istemedi şu an bu cevizi yalnız ha. Teyzeden aldım ama. İstersen vereyim iki tane. Açtığın var mı? Yok hiç yok. Var. Şöyle
çöpe gireceğim, girmedi. Atamadım. Baksana ben girdim kaydı. Kayıt olmuş. Girdi abi. Girdi. Sen nereden biliyorsun lan? Kırmızı ışık yanıyor. Yanıyor mu? Şimdi ne istiyorsun sen? Bundan istiyorum. Simitle ben, beraber yok. Bende simit yok. Al abi vereyim. Lan adamsın lan. Burada çok pahalı dostum. Vallahi almak isterdim ama burada çok pahalı. Biz de pişman bozuk olduk. Bozuk para ver. Bozuk para vereyim mi? 1 TL verebilirim. Ver. 1 TL daha demin tamam. Para üstü verdi. Tamam mı? 1 TL daha bize ver. Lan 1 TL bozuk para üstü verdi diyorum. Ya beni delirtmeyin bak. 1 TL vereyim onu aranızda paylaşın. Sen de olmayın. Tamam ben sen de bir alacaksın. Ne? Bence ne de. Ne birası abi ya? Bira değil. Bir alacaksın diyor ya. Sen de bize ver dayı. Dayı mı? Bence bu sözden sonra hiç vermez yani. Bu sözden sonra bence şöyle söyleyeyim sana. Yok, o altın madeni olsa vermem. Ay bana versin. Abi al dostum abi 1 TL de, verdi adam. Abi 1 lira da bana ver. Amca deseydin. Oğlum bütün bozuk parayı buraya verdik ya. Amca nasılsın? Amcam kurban olsun. Ha, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Afiyet olsun size. Simiti de vermedin ya neyse. Herife bak ya elindeki simiti paylaştı hemen. Bence güzel bir şey bunlar. Evet. Hadi müzik güzel yerler var. Heybeli'de falan. Şu an kaskıma taktım kayda girdim abi. Kafaya takayım o zaman ben bunu. Kafana takma GoPro'dan başka hiçbir şey. Hayat mottomuz. GoPro'nun bence çok güzel bir sponsoru. Ne denir ona? Ne ismi deniliyordu? Sponsor değil neyi? GoPro'nun neyi? Bu GoPro'nun cümleler ne oluyordu? Ya sponsor. Yok hayır. Hezevenk. Şey deniliyor ya böyle. Logo değil de neydi ya? Salla bence. Hayır, şu an kafama GoPro'dan başka bir şey daha taktım yani. Şey ya böyle tabii, çıkış şarkısı gibi denir yani. Ne denir ona ya? Of. Çıkış şarkısı mı? Hit ya, parçası. Hit böyle hani bazı cümleler reklamlarda kullanılan cümlelere ne denir abi? Reklam. Taktım ya. Abi taktım bence. Takma kafana GoPro'dan başka bir şey diyorum. Şey denir hatta maskotumuz falan denir ya böyle. Neyse. Lastiklerine bak ya. O ne lan? Tamam. Şimdi KGM baba çok şeydir yani ince bir arkadaşımız. Çok mülayim, mütevazi, hassas, naif. Telefonum çalıyor ya. Teşhirci seni. Teşhirci her şeyi teşhir ediyorsun. Hadi konuşmanı da kaydet. Baba yetişemeyeceğim ki. Bağıracak sana. Hadi bakayım bunu da kaydet. Yetişemeyeceğim. Siktir et ya. 242 numaralar aramasın beni arkadaşım. Esas o neydi la? Gerçek bir zenciydi dostum. Ha değil mi? Harlem'deyiz. Benim götüm ağrımaya başladı ama. Senin mi benim mi? Göt götten çıktı yani. Senin sele de şey de yok. Jel de yok. Ne jel ama? Sen yarın yürüyemeyeceksin biliyorsun değil mi abi? O efekt çok fena devam ediyor çünkü. Ne güzel takılıyorlar ha bebeler. Kendi kendilerine spor yapıyorlar. Vallahi. Benim de keşke öyle gençlik arkadaşlarım olsaydı var ya. Benim hiç gençlik arkadaşım bile olmadı galiba. Ben 15 yaşındayken bile 30 yaşındaki adamlarla takılıyordum. Çalışıyordum ya, hep çalışıyordum zaten.
Mis. Baba yani. Doğru doyurdu ya. Yalnız adamın kas yapısına bakar mısın ya? Ha? Adamın bacakları öyle bir kaslı ki. Yay gibi olmuş. Değil mi? Ya böyle başka bir şey yer yok orada hani kas dışında. Evet. İstemiyorlar. Nasıl geliştiriyorsun? Kardiyo mu yapıyorsun? Neyi abi? Tabii canım. Yoksa kürek, koşu, fitness. Bakayım. Ya bisiklet bele kadar çalıştırıyor. Hatta SPD pedal kullanmazsan sadece üst bacak çalışıyor, o da şişiyor. SPD pedal kullanırsan, kitlenen pedallardan bütün bacak çalışıyor, o zaman altlar da gelişiyor. Caddebostan Migros'a geldik, orada da bir alacağız. Rapor veriyorsun? Tabii canım, Z raporu var. Ramazan paketi mi alsak yeriz? Meyve mi alsak? Alalım mı? Erik ne kadar ki? 12,5. Abi ne diyorlar? Yarım kilo alsak mı? Az değil ya, normal biraz alırız işte. Abi. Abi burada nasıl görünüyor bilsem var ya şu an. İnanamaz. İsen, sen bunlar kaç kilo? 1 kilo falan. Yakındır beyefendi. Yarım alabilir miyiz? 3 kilodan azdır beyefendi. 700 gram kadar gelir, 600-700. O da çok aslında bize. Yeter mi abi? Süper. Ha, süper. İkiniz için de alacağım. Abi peki sen ne diyeceksin? Dinleme moduna geçtim. İşine geliyor değil mi tabii? He? Ama şurada biralar abi. Burada sıkma portakal alabiliyorsun böyle bir de. Güzel, mantıklı bir şey. Yavale falan rakı içerisinde, erik. Ha? Sandviçler. Yani sen her yordamıyla sandviç yapmaya yarışacaksın. 8 TL falan. Tanesi. Yani 6 lira da var, 8 de var. Tanesi tabii. Aslında 2 tanesi. Mücüver. Oo, sarma falan da var yani. Böyle fantezi yapıyoruz, şunu yesek, bunu yesek falan. Yoksa bunlar rakılık yani. Çeşidi baya fazla. Stadın orada oturuyoruz ya bir resim yanında. Buranın çeşidi daha fazla. Sürüm de var değil mi? Tabii. Ya susarmanın tadına bakabilir miyim abi? Bizim orada iyi içemiyor. Eğer babaanneminki gibiyse alacağım. Ha. Ama o. Sanmıyorum değil mi? Çok zor. Çok iddialı. Aslında her şey, her şey var ya burada. Muhteşem. Hepsinden bir tane denesek doyarız zaten. Yok o kadar da değil. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Afiyet olsun. Sadece içmeye değil yani. Şaka maka güzelmiş yalnız. Tamam almayacağım. Karnım açtı ilk önce. Abi bir şey diyeyim mi? Ben sandviç falan istemiyorum ya. Ona karar verdim. Çöpün var mı abi? Çöpün var mı? Binanın onda o da şey içiyor. Su içiyor. Bine babası katılmıyor. Ben iki tane su geçirdim dün. İki saatte bitirdim işimi ya. Niye? Beceremedim demek ki. Ben becerim. Yardım isteyeydim. Yardım zaten orada abi o kadar kalabalıktı ki. Yok yardım işte. Yardım düğmesine bak geliyor yardım ediyor. Yardım düğmesi mi var bir de? Tabii. Bak demek ki yardıma çok ihtiyacı olan oluyor orada. Tabii. Sürekli yardım düğmesi var. Yazıyor ağzını. Yardım diyor. Yardım isteyen misin diyor. Sana soruyor. Alışveriş mi yapacağız? İnşaat mı yapıyoruz abi? Ne işte yardım bekleyeceksin abi. Onu ne yapıyor? Fırında mı yapacağız tabii bu? Ha. Güzel oluyor. Biz de yapamıyoruz. Yeter, bir gün. Olacak şeyi çok ya. Güzel yapıyordum bir ara. Böyle poşetin içine koyuyorsun hepsini. Sarımsak, soğan, patates, havuç. Şey, organik de 6 aylık falan oluyor değil mi bu? Herhalde 20 günde kesmiyorlar bunu. Anladığım kadarıyla. Elle kesin diyor. Elle kesin değil. Elle kesin dedi de dokunuyor, geçiyor. 20 günde olandan değil. Bu 6 ay falan çiftlikte biz dışarıda ha. Başta besleniyor. Büyük zaten boyutu bayağı. Şey, çimene koyuyorlar bunu. Çimende mi besliyorlarmış? Ya işte öyle bir şeyler yapıyor. Öyle bir şey yapıyorlarmış. Ama doğru yama yanlış. Ben gözüm görmeden Ahmet'i bilirdim ben. Değil mi? Mesela acaba şu doğru bir şey mi abi? Bisikletle köpek gezdirmek. Ne doğru ne yanlış onu da bilmiyorum. Aa, drone uçuyor. Lan iz mi var buralarda acaba? İz uçuruyor olabilir. Ha iz değil mi? Ha kesin olur ha. Arayalım mı? Biz bugün onunla buluşacaktık var ya. Doğru altı güzel sen şu amcanın burada. Hangisi? Ha değil mi? Oo süper. Legend.
Bence gayet güzel. Oha ne güzel takılıyorlar lan. Zeytin ağacı mı abi? Ben hiç sevgilimle paten sürmedim biliyor musun abi? Hiçbir sevgilimle paten sürmedim. Merhabalar. Bunu da Turkish Airlines sağ olsun. Sponsorumuz abi biliyorsun. İkişer ikişer koltuklar var. Az insan, öz insan. Rahat koltuklar. Gayet iyi yani. Mis. Şöyle bir şey. Antalya'da yine vlog çekeceğim. Bayağı bir şey çekeceğim. Görüşürüz.